Arkadaşlar şimdi Miraç'ın Enduros'u hazır. Oğlum önümden yürü. Miraç'ın Enduros'u hazır arkadaşlar. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Yolda karşılayacağız. Volkan abiden bir Enduro aldı. Gidelim beraber görelim diye. Onları bir karşılayalım dedik. Bisikletleri Volkan abiye bıraktık. Ali Tener de var burada arkadaşlar. Onunla beraberiz bugün. Let's go. Bak bak. Bak nasıl geliyorlar bak. Kafayı yersin bak. Evet arkadaşlar. Tek tekeri yapıyor. Gel buraya gel buraya. Süleyman abi şey yardımcı işte oluyor. O evden buraya böyle mi geldiniz? Önüne attın çocuğu. Evet. Bakayım götüne durun lan. Bak bakayım götü arkandan arkandan. Döndün arkandan bakayım hadi. Sana şimdiden söylüyorum. Bak 2 aydır sana bunu da söyledim. Neden benim Enduro değil de Volkan abinin Enduro'sunu alıyorsun? Ya daha çok hoşuma gitti bu. Daha mı çok hoşuna gitti? Evet. Oğlum iyi misin? Benim bisikletim daha iyi değil mi? Ben bilmiyorum yani hainlik yaptı bana arkadaşlar. Ya bu en baştan beri Enduro arıyordu. Ben kendiminkini göstermiştim. Sonra Volkan abinin dükkanına gittiğimizde Volkan abinin sattığı bir Enduro'su var. Eski bir Enduro'su. Onu gördü. Onu almak istemiş ve almış. Parayı da göndermiş. Almış yani satın almış. Şimdi bisikletin birkaç eksiği vardı. Volkan abi tamamladı. Biz de dükkana gidiyoruz. Bakalım. Heyecanlı mısın? Evet. Oley. Arkadaşım mutluluğa bakar mısın? Yüzünden belli ya. Hazırlanıp gelmiş. Bakayım. Vay. 4 şam kaskı falan da almış. Niye bu kadar hızlı yürüyorsun? Oğlum acele edelim, hava kararıyor çünkü o yüzden. Tamam koşak o zaman. Ya yarış. Koşu yarışı mı? Evet. Beni yenebilir misin? Belki. Beni yenebileceğini zannediyor arkadaşlar. Süleyman iyi koşuyor. Arkadaşlar bu arada bu da benim yeni arabam. Bakın Mercedes Vito arabalığı artık içinde şey yapacağız, bisiklet taşıyacağız. Çok yakışıyoruz değil mi arabaya? Evet. Evet arkadaşlar. Nasıl bir duygu? Ben peki bir şey diyeceğim. Bu bisikleti ne yapacağım? Götüne sokacak. Satma bence. Çünkü bak Enduro segmenti ayrı, şey segmenti ayrı. Tek teker segmenti ayrı. La ben niye konuşamıyorum? Süleyman dur dokun dokun. Volkan abinin dükkanına geldik, göster şöyle bir. Yeah. Burada kimler? Aaa! Abi ne yaptın? Selam benim abi. Selam benim abi. Oğlum ağır lan. 36 gram değil bu. Arkadaşlar bu çocuk da 8 aydır BMX toplayacak. İnşallah. Daha yeni boyatalı bir... Kamera şurada karşı. Daha yeni bitti. Bitti değil mi? İş bitti. Abi hareketleri bekliyoruz değil mi? Hareketleri bekliyoruz. Bana sana yemin ederim. 4 ay... Ooo! Bir haftaya hazır değil, 2 hafta sonra hazır değil. 4 ay boyunca bana bunu söylüyor. Her şey sıfır zaten, anlatmaya gerek yok bence. Of! Böyle bir boğaz yok. Bu bir de değişecek. Arkadaşlar Vans koltuğu çok güzel. Vay! Oğlum çok güzel görünüyor lan desenleri. Yeni bir şirketin hayırlı olsun. Bisikletin hazırlığı ne yaptık abi? Bisiklet hazır mı? Evet. En son bir ayna kol takıldı. Bütün ayarları senin kilona göre ayarlandı havaları. Arkadaşlar 35 kilo maşa havası basıldı buna. Evet, markası ne bu arada? Frenler 4 piston. Evet, 4 böyle piston. Karbon fren kollu. Boksun da Thanos. Bir eksiği kalmadı. Artık kafa rahatlığı sürebilir. Dönür arkada sürebilir. Yeni bisiklet aldı ya heyecanlı. Vay 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 adam iniyor. Teker yaptı daha yeni aldı bisikleti teker yapıyor anasını. Gel buraya. Helal la sana. Helal sana be. Nasıl ama? Çok güzel. Memnun musun? Evet. Bu arada bunu 27 bin... Kaça aldın sen? 27.5'da. 27.500'e aldın. Maşallah. Benim Enduro'yu niye almadı ya? Benim Enduro daha güzeldi. Fake ver, fake ver, fake ver. Oo. Adam daha yeni bugün aldı anasını fake veriyor. Bana çarpma döverim. Ben bir gariban olduğum için biliyorsunuz benim hiçbir bisikletim olmadı bu zamana kadar. La getir buraya getir. Abi ne yapıyorsun abi? Babana tamiri var mı? Teşli. Çıktı çıktı. Çıktı o videoda çıktı. Ediyorum, gidiyordu. Oğlum sen çocuklarından ne istiyorsun lan benim? Çok hafif oğlum. Bak. Bak sürerken bir bak. Allah ekber Allah. Oğlum bu fren ne lan? Oğlum 4 piston kuzen. Niye çıkıyor? İzleyin abi 180 geliyor. Aynen attım. Onun overhead'ını attı lan. O ne lan? Olur olur böyle şey. Kanat tekeri. En düşeceğim. Vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 tapa pra cara. Tapa, 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 tapa. Deixa sua bunda ardendo. Tapa, 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 tapa
quica sua safada, vai. Toma sua safada, quica sua safada, vai, vai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Não tem de bater de frente, 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 de frente. Quer ser que sou agressivo, deixe só por dar medo. Mas novinha com todo prazer, hoje você tá tarada. Sen kola içmeyecek miydin? Yok, müşle kola alacaktım. Tamam, bunları alalım. Buyurun. Tam bir tane de bana tavuk da alın. Tavuk da alın bana bir tane. Tavuk pişmemiş oluyor. Tavuk mu? Tavuk dürüm var ya. Oğlum pişmemiş o. Isı işlem görmüş ya. Olmaz oğlum öyle. Isıtman gerekecek onu. Bize yiyeceksin, uğraştırma. Oğlum. O zaman boş ver abi. Süleyman'ın en çok gıcık yaptığı şeyi arkadaşlar söyleyeyim size. Okuma için. Evet, okuma. Sen büyüyünce ne olacaksın? Fabio Beamer. Al dene. Yiyek mi? Zehirlenmeyiz mi? Isıl işlem mi görmüş? Ben yemem, sen yersin. Şey mi? Günah mı? Ne günah oğlum, ne alaka? Tavuk yiyorum. Şey lan, ısıtılmamış ya. Ne alaka? Ya Süleyman abim yapıyor ya. Bugün de bizi doyurdu. Arkadaşlar vazgeçilmez. Arkadaşlar artık bu çocuğa laf söylemeyin. Bu çocuk içecek. Bunun içinde alkol yok. Bir tane kalmış. Bu maltanaya abi laf etmeyin, içki yok içinde. Süleyman içiyor. Filip tatlı. Adam. İçine otur seni sürekli. Ön kaldır. Yesene oğlum dürümünü. Miras bütün parasını Enduro'ya verdiği için ona şu köfte ısmarladım. Maltanayı da göster abi. Abi şu maltanaya laf etmeyin. Bunun içinde alkol yok. Meyve suyu lan. Meyve soda. Suyu abi. Soda. Suriyeli gibi oturuyoruz arkadaşlar böyle. Çiğ köfte partisi yapıyoruz. Evet. Ben bu arada hiçbir şey yemedim abicim, biliyor musun? Şundan, vallahi ben de yemedim. Şu an kahvaltı yapıyorum. Akşam afiyet bal şeker olsun abi. Süleyman abinin sloganını söyleyin hemen. Evet. Allah devletimize cevap vermesin. Yeah boy. Bu arada Ali sen nerede? Çiğ köfte de tavuk döneri bir arada yiyor. Ben ilk defa böylesini yiyorum, yemin ediyorum size. Lan ne şaşırdı anasını. Bu arada herkes bize bakıyor. Bu 4 tane Sureli ne yapıyor, buralar gibi bakıyor. Kırıldı mı? Son dakika bir haberi. Mehmet ne yapıyorsun Mehmet? Bunu döktü. Evet arkadaşlar, Volkan abinin dükkanına geldik. Çağan arkadaşımız, kendisi evet. Çağan. 8 aydır BMX toplayacaktı. 8 ay boyunca şunun için uğraştı. Şu anda son dokunuşları yapıyor. Her şey bitti değil mi? Yani, yemin et. Yemin ederim. Allah çarpsın de. Allah çarpsın. Bu ne be? Lastikler bu arada güzel. Sen şimdi bir şey diyeceksin. Sen bunların hepsini şu an yurt dışından mı getirdin? Hepsini. En az 25-30 evet, arası. Ben de onu diyecektim sana. Satmayacaksın değil mi bunu? Kullanacaksın artık. Kullanacağım. Bir 4-5 ay. Tam istediğin gibi mi oldu? Ben tam istediğim gibi. Evet. BMX'in hazır. Aham da burada. Nasıl? Yeni of makine. Oğlum çok iyi ya. Şöyle bir baştan bir inceleme yapalım mı Allah için? Boss marka ön çember ve tepe göbek. Evet. Salt plus boğaz. Gidon boğazı gerçekten çok güzelmiş bu arada. Vans'ın elcikleri. Şuna baksanıza. Vans'ın koltuğu var. ÖTP pedal. Bu da total göbek. Güzel. Frenklerine ve tepe. Lan niye ses yapacaksın lan? O niye öyle yapıyor lan? Açınma benim için. Hadi sür bakayım, bir 180 falan at da görelim ya. Ela. Arabanın üzerinden atlasana. Gel. Lan ne oluyor oğlum? Niye kalkıyorsun? Hadi sıra sende. Oğlum tam Los Angeles çocuğuna benziyor lan bu kim Serhat. Abi yapmasın bir şey, ben korkuyorum abi ya. Arkadaşlar şimdi Süleyman arkadaşımız Çağ'ın yeni BMX'ini sürecek. Bak bara gel, bara bak. Vay canına, aman tanrım. Kaynaklı ortasında bir yüzük sallanıyor. Mükemmel. Tantrumlar geldi. Arkadaşlar tantrumumuz gelmiştir. Evet, mülteci kampı arkadaşlar, görüyorsunuz şu anda. Karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Bugün paraya kıydık, tantrum yiyoruz arkadaşlar. Böyle böyle. Çekme o karıyı buna koy. Hey, hani yapamıyordun oğlum? Ya Mersin'de böyle bir yer var arkadaşlar, bilenler biliyor. O kadar saçma garip bir şey ki. Çok garip bir şey yani, bu anlamını bilmiyorum. Sadece patenci çocuklar burada sürmeyi öğrensin diye ufak bir rampa yapmışlar. Evet arkadaşlar, yoğuş vakti.
Allahu ekber. Ne? Senin atlayayım mı? Atla abi. Ben de diyorum hafta sonu yok. Hafta sonu yolda kaldı arkadaşlar. Getirmen onu yolda kaldı. Arkadaşlar şu an nereye geldik? Barbaros Ortaokulu. Benim eski okulum. İlkokulu ben full burada okudum. 2. 3. 4. sınıfı. Duygulandım. Vallahi. Bugün birisi aramızda veda ediyor arkadaşlar. Aramızdan ayrılıyor. Hemen gösteriyorum kendisini. Kendi şahsı. Bu. Bisikletini satıyormuş arkadaşlar. Ve bir daha almayacak mısın bisiklet? Ya aslında çok güzel bir şeydi bisiklet. Yani bir yerden sonra kesmiyor. Ne bileyim ben motosiklet hastasıyım. Evet biliyorum motosiklet hastası olduğunu. Ve artık motosiklete bine bine falan. Sıkıcı gelmeye başladı. Evet bisiklet sürme yılı 3 yıl. Edilen sevgili 0. Hayattan bezime %100. Ve bisikleti bırakış vakti. Arkadaşımız memur olmak istiyor. Ne memur olmak istiyorsun? Hakkari Mozart mühendisliği. Okuyup memur olacak, eve ekmek götürecek, sırtını devlete yaslayacak. Devlet de onu pam pam pam. Adana'dan geliyorlar şimdi bisikleti almaya. Bakalım nerede var. Ah ulan ya. Az despin atmadım arkadaşlar. Şu lastiğin erimesindeki en büyük paylardan biri bana ait. Onun bir lastiği değiştirseydik bari ya. Ben sana para verecektim. Sana en son ben şeyde alacaktım. Suluk alacaktım bir de evet. Bir son kez sürebilir miyim peki? Hap sesini son kez gösterelim. Azalmış. Tamam. Son kez bir despin atalım mı? At. Hayda. Bazen diyorum lan diyorum inşallah bisiklet satılmaz şey adam gelir vazgeçer geri gider sen de bisiklete devam et. Oğlum öyle deme lan. Rahmetin müşterileri geldi eyvah eyvah. Evet müşteriler geldi arkadaşlar. Şu an bisiklete bakıyorlar. Ahmet de bir şeyler anlatıyor. Evet şu anda deniyor arkadaşımız bisikleti. Tekere kalktı. Mükemmel. Arkadaşlar işlem tamam. Hayırlı olsun. Adı neydi bu arada reis? Çınar. Senin? Enes, memnun olduk görüştüğümüze ve bir yandan üzüldüm şuna gittiğine. Yapacak bir şey yok. Şimdi arabaya koyacaklar bisikleti ve buradan geri Adana'ya gidiyor arkadaşlarımız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ahmet parayı buldu. Arkadaşlar Ahmet parayı buldu, bozuldu. Ah be abi. 20 bine verdi gitti ya. Hazır onu almışken hadi benim bisiklet satın al benden. Kanka buna 25 bin versen gene vermem öyle söyleyeyim. O kadar. Evet o kadar diyorum. Boş versen benim için. Evet Süleyman abimle eşofman deniyoruz. Kendisi small boyandı ama ben medium taraflarıyım. Nasıl? Alayım mı arkadaşlar? Diyeceğim de. Siz videoyu izleyin. Sen siz videoyu 8 ay sonra izleyeceksin. 8 ay sonra arkadaşlar. Siz izleyene kadar bu çöpe abi gitmiş olur. Harbiden bu arada. Bunu çıkarmak istemiyorum. Kasaya balıklama atlayacağım. Tamam. Şöyle. Abla şuradan oku. Arkadaşlar aldık. Kasiyer telefonumu istedi. Anlamadık sanki. Oo. Ya anlamadık sanki. 500 lira verdim anasını avradını. Bir tane don 500 lira. Bu millet ne giyecek? Ne giyecek? Ne giyecek? Arkadaşlar bugün yeni bisiklet almaya gidiyorum. Bugün arkadaş bana bir fotoğraf attı. Ben de bisiklete baktım. Fiyatı da hoşuma gitti. Almaya gidiyorum şimdi. Gidince görüyoruz. Arkadaşlar bisiklet burada. Salkano NG 750. 27,5 jant böyle bir bisiklet arkadaşlar. Fiyatı falan hoşuma gitti. Alacağım. Arkadaşlar burada takipçim çıktı bu arada. Bir şöyle bir sürüş deneme test yapabilir miyim hemen 2 dakika? Beni çekebilir misin o sırada? Arkadaş nakit para istedi. Ben de o yüzden AVM'ye geldim. Parayı çekip nakit vereceğim elden. Hayırlı olsun güle güle harca. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet. Fren ayarı, vites ayarı, ince ayarları yaptırmaya Volkan abiye geldim. Yine her zaman gibi. Ne zaman yeni bisiklet alsam? Hop. Evet Volkan abimiz vites tellerini falan filan değiştiriyor. Ayar yapıyoruz şu anda. Çok güzel ayarlar yapılıyor arkadaşlar bisiklete. Sadece bir temizliğe ihtiyacı var. Bir de şu gidon bazını değiştiririm. Başka da bir şey gerek yok ya zaten. Uygun fiyata aldım. Uygun fiyata satarım bunu. Adamın her parçaya göre ayrı bir aleti var böyle. Farklı farklı. Şuraya bak. Arkadaşlar her şey tamamlandı. Fren telleri ikisi de değişti komple ve vites telleri yağlandı, bakımı yapıldı. Onlarca genel ayarlar yapıldı falan filan. Orta göbek sıkıldı. Evet arkadaşlar bir kargomuz var, hemen açıyoruz. Şöyle bir yaprak. Yaprak. Bunu arkadaştan almıştım. 104 mu acaba abi? Ve dananan danan. SR Santur ayna kollarımız. Şimdi bu Bitwin'i arkadaşlar tek yaprağa çevireceğim. Bu yüzden ayna kolu ve dişliği yeni aldım. Bisiklete çok büyük masraflar yapıyoruz arkadaşlar. Gönderen arkadaşımız bayağı girdirdi bize. Evet arkadaşlar aldığım Salkano bisiklete gördüğünüz gibi Bitwin boğazı taktım ve Monster'ın gidonunu taktım. Yani o kendi orijinal gidon ve gidon boğazından kat kat daha iyi. Normale bakacak olursa. Da hiçbir sorun yok, her şey çalışıyor. Uygun fiyata bırakıyorum. Açıklama kısmına ilan linkini koyacağım. Evet arkadaşlar bir kapak resmi
için. Yağmurlu günde dışarı çıktık. Bu çocuğu uykusundan uyandırdım. Bakmıyor. Kanka benle tanıştığına memnun musun? Ya yağmurdan korkuyorlar. Şuna bak. Bir şey yok ha ortada. Bir kapak resmi çekince son attığımız bir video vardı. Küçük orta büyük bisikletleri bir gün geçirme videosuydu. Şimdi bunun kapak resmi olmadı. Çekmeyi unuttuk biz. 2 haftadır bunu planlıyoruz. Bir türlü yapamadık. Video yayınlandı 3 gün oldu tabii ki de ama Çağan'ı bekliyoruz. BMX'li Çağan. O gelecek. Sırayı dizeceğiz böyle. Fotoğraf çekeceğiz. Bu. Ahmet'in dershanesine gideceğiz. Ahmet'ten mesaj geldi az önce. Tamam kanka dedi. İzin alırım dedi. Dershanede şu an. Dersten kaçacak o da bizim için. Buhra da uykusundan zor uyandırdık çocuğu. Hayatı sorguluyor. Görüyorsun bir video için neler nelerle uğraşıyor. Buhra bu arada Vans koltuğum ıslanmasın diye poşet geçirdi. Ben de bununla geldim çünkü bunlarla çekinmemiz lazım fotoğrafı. Bunlarla çektik videoyu. Kapak resminin değerini, önemini anlayın arkadaşlar burada. Çekme anlaştım. Çekme artık ya. Hayattan bezmiş çocuk. Oğlum çekme çekme. Kombin mükemmel. Pardon ne iş yapıyorsunuz? Lan oğlum saat 2'ye kadar uyulur mu? Bana kızıyorsun da uykumdan uyandırdın diye. Ben yataktan kalkmayacaktım ya. Niye kalkmıyorsun? Yatınca ne oluyor ben onu anlamıyorum. Ömrün uyumakla geçti. Kaç yaşındasın? Hiç mi hayatında bir kariyerinde hedefin planın yok lan senin? Yok. Niye yok? Niye bana koydum? Niye yok? Vallahi geldi. Billahi geldi. Sonunda geldi. Gel gel poşet bağlayacağız o koltuğuna gel. Bak gerçek bisikletçi görüyorsunuz. Buhra hayattan bezmiş. Çağan hareket denemeye çalışıyor. Yağmurda bile olsa. Buhra ölü gibi gidiyor. Çağan bir şeyler deniyor arkadaşlar. Gerçek hareketçimiz bu. Buhra çakma bisikletçiymiş. Biz onu öğrenmiş olduk. Şu an Ahmet'in dershanesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aha. Evet. Okey miyiz abi? Ahmet geldi. Alkış alkış. Alkış. Aldın. Evet arkadaşlar ben istedikten sonra bu işini evine bile basarım. Gerekirse sırf o YouTube kapak resmi için böyle aşağı indiririm bunları. Zar zor getirttim. Saatlerimi aldı şunları aşağı indirmek arkadaşlar. Şöyle. Şu an rezil kepaze içerisindeyiz arkadaşlar. Şu hale bakın ya, bir kapak resmi için dışarı çıktık. Yağmur hayvan gibi yağsı tuttu anasını satayım ya. Şu halimize bak. Hava berbat şu anda. Ben böyle günün ta anasını avradını, ben böyle günün içine edeyim. Şu halimize bak, bir fotoğraf çekineceğiz, beceremedik bile. Yağmur yağdı, tam poz vereceğiz, rüzgar esmeye başladı. Arkadaşlar İbo'nun yanına geldik. Böyle bir mod beğenmiş, nasıl? Ben diyorum ki tam bu zengin züppelerin giydiği modlara benziyor. Kabul etmiyor. Çok garip lan bu. Arkadaşlar iflahımız kaydı. Bir denedik bir şeyler çekmeye. Bu çocuk da burada. Bunu kim getirdi buraya bilmiyorum. Burak kardeşim gene çok mutsuz bir şekilde. Hayattan bezmiş çocuk. Döner yiyoruz arkadaşlar. Afiyet hepinize. Evet arkadaşlar son dakika bir kargomuz geldi. Hemen açalım bakalım ne varmış içinde. Bu arada bir şey diyeyim mi arkadaş? Çok mantıklı paketlemiş. Normal kutuyu içine koyup katlamış. Tekeri bu şekilde şey yapmış. Harbiden çok mantıklı. Hiç aklıma gelmezdi benim böyle bir şey mesela. Evet gördüğünüz gibi aldığım şey ST520 S'ten çıkma bir arka jant arkadaşlar. Arkadaş sattı bunu bana. Yani takipçim sattı. Peki ben bunu neden aldım? Ben onu da açıklayayım size. Bildiğiniz üzere bu kırmızı bitimi bir bisiklet almıştım ve bunun jantları gerçekten pert çıktı. Ne yaparsak yapalım o vuruklar falan üstten alttan sağdan soldan acayip bir şekilde yamukluk var ve düzelmiyor. Volkan abi hiçbir şekilde o bile uğraştı yapamadı yani düzelmedi. Bu yüzden ben de size böyle arızalı saçma sapan mal satmayacağım için komple direkt jant setini değiştirdim dedim. Çemberi değiştireceğim ve direkt jant setini değiştirdim. Evet arkadaşlar bir kargomuz daha var şu anda. Hemen onu da göstereyim size. Tekeri aldık biliyorsunuz. Bir tane daha geldi. Bir açalım arkadaşlar. Evet. ST530S marka bir bisikletten çıkan arka jant arkadaşlar. Şu gördüğünüzde ST520S bunun bir alt modelinden çıkan arka jant. Bu da yedekte dursun ne olur ne olmaz diye. Satmayı da pek düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. Ön jant da geldiği zaman video çekeceğim zaten. Ondan sonra Volkan abi dükkana gidip jantları direkt değiştireceğiz bisikletin. Ve ondan sonra Bitwin'in bütün arızaları bitmiş olacak arkadaşlar bu kadar.